Merhaba arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz dönemin aşağı yukarı artı eksi 2 hafta şeklinde bir astrolojik değerlendirmesini hızlıca yapacağım. Topluca bunalım içerisinde olmamız bugünlerde sebebi ne olursa olsun gerek ekonomik koşullar nedeniyle gerek toplumsal yaşam nedeniyle neden ne olursa olsun bunların astrolojik anlamda göstergesi ve anlatıcısı herkes için şu. Şu anda 3 gezegen kendini kötü hissettiği, astrolojide zararlı olarak tabir edilen yerde. Bunlar Mars, Venüs ve Merkür. Merkür'ün Satürn'le kavuşumu var. Satürn yayın son derecelerine doğru ilerliyor. 22 Aralık'ta burç değiştirip Oğlak'a geçecek. Her gezegenin son dereceleri, bir burcun son derecelerindeki durumu zaten sıkıntılıyken söz konusu gezegenin Satürn olması bize her zamankinden daha fazla ders, her zamankinden daha fazla engelleyici ve sıkıştırıcı olay anlatıyor. Ve dolayısıyla bunlar herkesin doğum haritasını etkiliyor. Şimdi bir gezegen bir yerde zararlı olduğu zaman 12 evden oluşan zodyak ve 12 burçtan oluşan doğum haritasında mutlaka bir yerlere denk gelip bir şeyler anlatıyor oluyor. Şimdi bütün burçların, o 12 burcun her birinin yöneticisi var. Astrolojide burç yöneticilikleri vardır ve bir doğum haritasında ne olup bittiğiyle ilgili bu burç yöneticilikleri çok önemlidir. Örneğin bir insanın ikinci evini güneş yönetiyorsa, yani ikinci evi aslansa, yükselen yengeçse, ikinci ev aslansa, ikinci evin yöneticisi güneştir. Doğum haritasında ikinci ev transitlerine bakılmadan önce, yani ikinci evde neler olup bitiyor diye bakmadan önce, her şeyden evvel öncelikli olarak güneşin ne durumda olduğuna bakılır haritada. Örneğin diyelim ki, İkinci ev aslan, güneş de kovada. Güneş kovada zararlı. O zaman burada çok büyük bir sıkıntı var demek. Güneş aslanda, güneş kendi evinde, ikinci evde. O zaman işler biraz daha iyi demek. Başka ters açı almıyorsa. Dolayısıyla şimdi böyle bir şey var. 3 tane gezegenden bahsettim. Venüs, Merkür ve Mars şu anda kendilerini iyi hissetmedikleri yerdeler. Bu transitlerin illa sizin haritanızın kendi içindeki gezegenler olması gerekmez burç yöneticiliği açısından. Mevcut gökyüzü konumundaki transitler de ikincil olarak o burçların yöneticisi gibi olur. Şimdi 3 tane gezegen, ikişer ev yöneten 3 gezegen kötü yerde durduğu zaman her insanın haritasında 12 evin 6'sı kesinlikle kötü etki altında anlamına geliyor bu. O yüzden bu kadar yaygın bir şekilde bunalım içerisinde geziyor herkes ortalıkta. Çünkü herkesin hayatının bir kısmında değil, en az yarısında sıkıntı var demek bütün bunlar. Bu transitlerin doğum haritalarına içeriye doğru yaptıkları açıları daha saymıyorum bile. Onları zaten tek tek harita görmeden söyleyebilmem mümkün değil de mantık olarak dedim. Bunu bu şekilde saymıyorum. Peki bu daha ne kadar devam edecek bu astrolojik durum? Arkadaşlar Aralık ayında Merkür Retrosu'nu da göz önünde bulundurursak 3 Aralık'ta başlayacak ve 23 Aralık'ta sona erecek. Ve bu retro yayın son derecelerine gelip de yapacağı bir retro hareket olduğu için ondan sonra daha uzun süre yayda ileri hareketini sürdürecek demektir. O yüzden Merkür açısından durumumuz en az 2 ay kadar sıkıntılı. Bunun adını koyalım. Venüs ve Mars'la ilgili meselelerse şöyle. 1 Aralık'ta Venüs burç değiştiriyor. Yaya geçecek. Yayı şimdilik Venüs'ün yaydaki durumunu düşünmeyin. Bu iyi ya da kötü değildir diye düşünün kendi başına. Ama esas güzellik 9 Aralık'ta Mars'ın akrepten, teraziden çıkıp akrebe kendini rahat hissedeceği bir yere geçmesi. Dolayısıyla her ne kadar o sırada Merkür Retrosu sürüyor olursa olsun Mars kendini rahat hissedeceğinden özellikle yükselen koçlar ve yükselen akrepler ve aynı zamanda doğum haritanızda koç ve akrep burçları
hangi evlerinize denk geliyorsa o alanlarda biraz nefes almaya başlayabilirsiniz demektir. Aralığın ortası gibi aşağı yukarı. Bunun haricinde 22 Aralık'ta çok ilginç bir astrolojik olay gerçekleşiyor. Güneş ve Satürn aynı anda kavuşum halinde yaydan çıkıp oğlaka geçiyorlar. Ve 18 Aralık'ta da bir yeni ay var. Dolayısıyla ve bu yeni ay da yay burcunda bir kalabalık içerisinde gerçekleşiyor ve Satürn'ün de yayın son derecesinde olduğu yerde gerçekleşiyor. Dolayısıyla Aralık ayının gündemi bizim için çok yoğun. Zaten şimdiden eğer gündemi takip ederseniz sürmekte olan savaşlar, sürmekte olan siyasi durumlar, gittikçe tırmanan gerilimler hem uluslararası ilişkiler içerisinde hem de ülkeyi yöneten parti ve onun yöneticileri ve belediye başkanları, ilçe teşkilatları vesaire seviyesindeki olaylara bakarsanız durumun ne kadar gergin olduğunu görürsünüz. Benim öngörüm şu, Aralık ayı içerisinde bu alanlarda dananın kuyruğu kopar. Kesinlikle siyasi alanda nasıl ki geriye dönük bir ay içerisinde 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek olaylar yaşadık. Kadir Topbaş'ın istifa etmesi, Melih Gökçek'in istifa etmesi. Bunlar sadece daha fazla tanınan isimler olduğu için dikkat çekti. Bunun arka planında bunun 20 katı 30 katı isim var. Bu büyük olasılıkla bakanlara, milletvekillerine sirayet edecek. Biz en azından bunun haberini duyacağız. Sirayet edeceği meselesinin. Çünkü Aralık bu iş için artık son arkadaşlar. Bizim hayatımız için de söylüyorum. Kendi yaşamlarımızda atacağımız adımlar, yapmamız gereken değişiklikler, bizi baskılayan, sıkıştıran konularla ilgili adım atmamız için Aralık ayı çok uzun bir sürelik bir zaman dilimi içerisinde son zaman dilimi. Eğer bu adım atmayı gerçekleştiremezsek, teker teker yaşamlarımızda hangi alanlara denk geliyorsa bütün bu olaylar, ki bunu bana sormanıza da gerek yok. Yani benim haritama bir bakalım da şurada bu neredeymiş, bütün bunlara gerek yok. Geriye dönük 6 aya bakın, geriye dönük özellikle 3 aya bakın. Nerede ayağınıza bir şey takılıyorsa, neyle hala uğraşmak zorunda kalıyorsanız aradığınız mevzu zaten odur. Ha şunları konuşabiliriz. Ben bu bela benim başımdan ne zaman gider? Ben bununla ilgili hangi hal ve hareketler içerisinde olmalıyım? Neyi değiştirmem, neyi düzeltmem lazım gibi konular için tabii ki konuşabiliriz. Ama var olanı zaten görüyorsunuz. Yani var olana ayrıyeten bakmaya gerek yok. Hani şunun bir anlamı yok. Benim hayatımda filanca şey niye böyle gidiyor? Ha bu Satürn buradaymış demek ki o yüzden. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun olmadığını zaten Astrovoli'nin bütün sosyal medya hesaplarında yaptığım bütün videolarda yazdığım bütün yazılarda söyledim. Astroloji sizin yaşadıklarınızın sebebi değildir, anlatıcısıdır. Siz belli bir karakter, tabiat, mizaç ve hal ve tavır içerisinde olduğunuz için her şey bu şekilde gelişiyor. Değişmesi gereken de sizsiniz. Gökyüzünde hangi gezegenin nereden nereye gittiği değil. Bunları net bir şekilde ve açık açık söylemek gerekiyor. Çünkü diğer türlü bu New Age eğlence kulüplerindeki her şeyi hayra yorma, alışkanlığı, kafayı kuma gömme, astrolojide neyin zararlı, neyin yararlı olduğunu bilmeme durumları ve her şeyi duygusal, aşırı romantik bir şekilde anlatma huyu yüzünden biz burada gerçekleri anlatamıyoruz. O yüzden kendinizi buradan uzaklaştırın. Yani hayat okul ama sizin başınızda duracak bir öğretmen yok. Yani kimse sizi uyarmayacak. Hayatın kendisi uyaracak sizi. O yüzden bütün bunlarla herkes kendi başına ilgilenmeli ve kendi tekamülünün, kendi yolculuğunun, kendini tanıma yolculuğunun nereye doğru gittiğine titizlikle bakmalı. Yapılacak şey budur. Şimdilik zamanım dar olduğu için kapamak zorundayım konuyu. Yakın bir zamanda bir video daha yapacağım. Yani gelecek bir ay ve sonrasını nasıl değerlendirebileceğimizle ilgili. İçeriye doğru yolculuk nasıl yapılır? İçeriye doğru yolculuğun temelleri, soruşturulacak şeyler neler olabilir? İnsan aynaya nasıl bakmalıdır? Yaşadığı bir takım olayları nasıl değerlendirmelidir? Ve uygun bir duygu ve düşünce yayını nasıl yapılır? Tabiri caizse popüler terimlerle söylüyorum. Çekim yasası nasıl işletilir
bir insanın kendi tabiatına uygun olarak bunlardan bahsetmeye çalışacağım. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.